Ben Halis Boran, Kars Merkez Güdeli köyündenim. Katledilen dede oğulları ailesi, benim akrabalarım olur, biz amca çocuklar oluruz. Onlardan katledilen aile büyüğü Yaşar dede oğlu sürekli bu konuda benimle istişare halindeydi. Bana gereken sıkıntıyı anlatıyor. Bundan 15 yıl önce Veli adında birine işçi çalıştığı zaman mola veriyorlar. Mola halinde radyoyu açıyorlar. Radyoda 5 tane askerin öldürüldüğü duyuluyor. O arada Veli Yaşar Dedeoğlu'na dönüp Kürtlere hakaret ediyor. Küfür ediyor. Yaşar Dedeoğlu'na diyor ki diyor, ben de Kürt'üm. Sen neden küfür ediyorsun? Bir daha küfür ettiğin zaman ya da Yaşar Dedeoğlu buna müdahale ediyor. Oradan kavga çıkıyor. Millet araya geliyor, bunları ayırıyor. Musibet o günden bugüne devam ediyor. Arife gecesi, oruçluğa bir gün kalıyor. O gecesi saat 10'da 60 kişilik bir grup Yaşar Dedeoğlu'nun evine saldırıda bulunuyor. Yaşar Dedeoğlu ve çocukları darp ediliyor. Metin Dedeoğlu, şimdi rahmetlik olan, öldürülen, katledilen çocuk, bir hafta Devlet Meram Tıp Fakültesi'nde yattı. Bunların kolları, bacakları kırıldı. Genç kız abimi öldürmesinler diye elini kaldırıyor, çocuğun vurup parmaklarını kırıyorlar. O kız da şimdi katledildi. Ondan sonra bunlardan 7 kişi tutuklandı. Devlet her gün birini salıyordu. Yaşar Dedeoğlu sürekli söylüyordu, bunlar beni tehdit ediyorlar. Meram Kaymakamlığı'na, Konya Emniyet Amirliği'ne, Konya Valiliği'ne bir sürü müracaatta bulundular. Ya ailemizi koruyun, ya bizi koruyun. Maalesef devlet bunları korumadı. Bunları darp edenleri, şimdi de bunları öldürenleri korudu. Devlet bunları korumuş olsaydı bugüne kadar şu durumda olmayacaktı. Bu insanlar katledilmeyecekti. Devletin burada ihmali var. Konya Valisi'nin ihmali var. Emniyet Amiri'nin ihmali var. Dün Emniyet Amiri oraya gelmiş. Ben Emniyet Amiri'yle konuşuyorum. Bana diyor sesini yükseltme. Ben de diyorum ki diyorum, memur bey diyorum, bizim acımız büyük. 7 tane insanımız katledildi. Sizin beni dinleyip bana karşı daha iyi davranmanız